Ah ne yazık. Ne yazık ki ona. Dört dal giden atların köpüklü boynuna bir daha yatmayacak. Beyaz orduların ardında kılıç oynatmayacak. Nal sesleri sönüyor perde perde. Atlılar kayboluyor güneşin battığı yerde. Atlılar, atlılar, kızıl atlılar. Atları rüzgar kanatlılar. Atları rüzgar kanat. Atları rüzgar. Atları at. Rüzgar kanatlı atlılar gibi geçti hayat. Akarsuyun sesi dindi. Gölgeler gölgelendi, renkler silindi. Siyah örtüler indi mavi gözlerine. Sarktı salkım söğütler sarı saçlarının üzerine. Ağlama salkım söğüt, ağlama. Kara suyun aynasında el bağlama. El bağlama, ağlama. Kerem Aslı'ya kavuşur. Zifaf odasında Aslı'nın entaresinin düğmelerini birer birer çözer. Tüm düğmeleri çözünce bir de bakar ki tüm düğmeler tekrar iliklenmiş. Tekrar tekrar düğmeleri çözen Kerem, her seferinde yeniden iliklendiklerini görünce bir ah çeker derinden, ateş çıkar nefesinden ve Kerem kendi ateşinde yanar kül olur. Nazım'ın bu hikayeye ve arkadaşlarının sen de kül olursun demesine cevabı Kerem gibi şiir olur. Hava kurşun gibi ağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, sen kendi sesinle kül olursun ey Kerem gibi yana yana. Dert çok, hem dert yok. Güleklerin kulakları sağır, hava kurşun gibi ağır. Ben diyorum ki ona, kül olayım Kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Partisi dünyada serbest, Türkiye'de yasaktı. Nazım yoğun çalışma içindeydi. Ben bir sıra neferiyim, gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım derdi. Her gün tetikteydi, her gün tutuklanabilirdi. Fakat her şeye rağmen etrafına ümit ve cesaret vermeye devam ediyordu. İşte Nick Binnick şiirinde o günlerde yazmıştır. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güzel günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Açtık mıydı hele bir son vitesi? Adedi demir motorun sesi. Uy çocuklar, kim bilir ne kadar güzeldir 160 kilometre hızla giderken öpüşmesi. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir. Ve çocuklarımız işten eve iskelet gelir. Hani şimdi biz, inanın, güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. ...1931 yılında komünist avına çıkan polis Nazım'ı da tutuklar.
1932'de Nazım, 8 ay İstanbul Polis Müdüriyeti'nde acılar yaşar, işkence görür. Buradan Nazım Bursa Hapishanesi'ne gönderilecektir. Gelen rivayetlere göre Nazım'ı öldürebilirlerdi. Af çıkınca Nazım bir süreliğine serbest kalır, 1935 yılında tekrar hapis atılır. Kısacası Nazım'ın huzuru kalmamış, polis yakasındadır. Her gece evinden alınıp hapis atılma ihtimaliyle yaşamaktadır. Nazım, karısı Pilaye'yi teselli etmek ve ölüm karşısında hissettiklerini anlatmak için karıma mektup şiirini yazar. Bir tanem, son mektubunda başımsız diyor, yüreğim sersem diyorsun. Seni asarlarsa, seni kaybedersem diyorsun, yaşayamam. Yaşarsın karıcığım. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın kalbimin kızıl saçlı bacısı. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm, bir ipte sallanan bir ölü. Bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Fakat emin ol ki sevgili, zavallı bir çingenenin kıllı, siyah bir örümceğe benzeyen eli geçirecekse eğer ipi boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar Nazım'a. Ben alacakaranlığında son sabahımın dostlarımı ve seni göreceğim. Ve yalnız yarı kalmış bir şarkının hatırasını toprağa götüreceğim. Karım benim, iyi niyetli, altın renkli, gözleri baldan tatlı arım benim. Ne diye yazdım sana istendiğini idamımın? Daha dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar kellesini adamın. Hadi bunlara boşver, bunlar uzak bir ihtimal. Paran varsa eğer bana fanila bidon al. Tuttu bacağımın siyatik ağrısı ve unutma ki daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı. Nazım aniden tutuklanır ve Ankara cezaevine gönderilir. Sebebi, Harp Okulu yatakhanesinde bir kitabı bulunmuştur. Kitabın satışı o dönemde yasaktır. Demek ki kitabı Nazım dağıtmış, orduya komünizm propagandası yaptırmıştır. Nazım 1950'ye kadar hapiste kalacaktır. Nazım tecrittedir ama yine de durmaz şiir yazmaya devam eder.
Bir cezaevinde tecritteki adam mektuplarını karısına yazar. Ve Nazım, mahkumiyet kararı kesinleşince Çankırı hapishanesine, 1940 yılının sonlarına doğru da Bursa hapishanesine gönderilir. 10 yıl süreyle Nazım için ev artık burası olacaktır. Nazım her koşulda mutlu olmanın yolunu bulur. Hiçbir baskı onun yüreğini kuşatamaz. Hapishanede mutlu olunur mu diye sorarsanız, Nazım'sa olur derim. İşte örneği. Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum. Dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşünmek, düşmek dalgalara, bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım, toprak, güneş, ben ve bahtiyarım. Cezaevine yerleşir yerleşmez burayı bir çalışma ve yaşam mekanına dönüştürmek için çalışır. Yerleri sıcak su ile yıkatıp ovdurtur, duvarları badanan atır, toprak getirtip çiçekler eker, duvarları kendisinin ve annesinin yaptığı resimlerle süsler. Nazım ailesinin geçimini sağlamak için çalışmalıdır. Arkadaşları kendi adlarını aldıkları çeviri işlerini Nazım'a vereceklerdir. Nazım bu vesileyle ilk olarak Savaş ve Barış'ı çevirmiştir. Çevirinin adı farklı görünse de aslında Nazım'dır. Bir süre sonra Nazım hapishanede tezgah kurarak dokumacılık yapmayı da denemiş ama bu işten kazançlı çıkamamıştır. Orhan Kemal Nazım'ın oda arkadaşıdır. Nazım bir yandan da onu yetiştirmek için elinden geleni yapmaktadır. Orhan Kemal de hikaye yazma kabiliyeti keşfeder ve onu hikaye yazmaya zorlar. Hapishane yılları ilerledikçe Nazım'ın şiiri ve sanat görüşü değişmeye başlar. İnsanları, tabiatı ve hayatı daha çok sevmeye başlar. Eskisi gibi sokak nutukları, propagandalar yazmayı bırakır. Yine devrimcidir. Davasından ve kavgasından bir santim bile geri değildir.
ama artık şiirlerinde farklı bir ton hakimdir. Bu sürede insanlarla dünya ilişkisini asla kesmez. İçeride ve dışarıda olanları merakla izler. Nazım, Vala Nurettin'e gönderdiği mektubunda, "Ben yarım bir yalnızlık içindeyim. Bir tarafın böceklerinden yıldızlarına kadar kainatın kalabalığını ve dünyanın dört bucağında kaynaşan insanları burnumun dibinde hissediyorum. Onlarla beraberim, onların içinde. Bir tarafım ise yapayalnız. Öylesine yalnız ki bu his ömrümde ilk defa duyuyorum. Kederden boğuluyorum bazen." Nazım, Vala Nurettin'e gönderdiği mektubunda üç türlü yaşamak var. Birincisi, yaşadığının farkında olmazsın. Yani yaşadığını ve yaşamak denilen hadiseyi bütün azametiyle idrak etmeden yaşarsın. İnsanların büyük bir çoğunluğu gibi. İkincisi, nerede olursan ol, hangi şartlar içinde bulunursan bulun, yaşamak bir saadettir. Düşünmek, okumak, sevmek, dövüşmek, görmek, işitmek, çalışmak, işkence etmek, nefret etmek. Hasılı bütün bu maddi ve manevi şeyler bir saadettir senin için. Yani bizatihi yaşamak denilen şey ne güzeldir. Bunu her an ve her şart içinde idrak edersin. Üçüncüsü, yaşamak sadece bir vazifedir senin için. Bazen ölmek nasıl bir vazife olursa, yaşamak da öyle bir vazifedir. Verilmiş bir sözü yerine getirmektir. Benim için yaşamak denilen hadise, ister hapiste olayım, ister dışarıda, ister sevgilimin elinde ay ışığını seyredeyim, ister hapishanede odamın tavanında yürüyen tahta kurusunu, yaşamak bir saadettir. Şimdi iş değişti. Yaşamak sadece bir vazife oldu. İşte bundan dolayı da korkunç ve kahrolası bir kuvvete ulaştım. Taşın, demirin, kuru tahtanın kuvveti. İkinci Dünya Savaşı sonunda Türkiye'de de demokrasi havaları esmeye başlar. Nazım'a yapılan haksızlık, zulüm dayanılmaz bir hale gelmiştir. Nazım'ın hapisten çıkmasını isteyen aydınlar girişimlerini sürdürür. Aydınlar imza toplar. Üniversite öğrencileri Nazım Hikmet isimli bir dergi çıkarır.
dünya basınında bu zulme son verilmesi için çok sayıda yayın yapılır. İnönü yönetimi Nazım'ı serbest bırakmayı kabul etmez. Ama Nazım'ı Bursa'dan İstanbul'a getirip hastalığı için tedavi ettirmeye başlar. Atılan bu adım protestoları daha da güçlendirir. Nazım hastanede açlık grevine başlar. CHP seçimi kaybetmiş, yeni hükümet henüz kurulmamış.